60'larda Erol abinin bir Plak 45'liği var elimde. Çok sevgili arkadaşım vardı benim, Sedat Akşit. Evet. Onun kızının kızı böyle ufak, aramızda böyle. Aynı mektepte okuyorduk Sedat'la. Bu güzel yeşil gözlü, mavi gözlü güzel kız etrafımızda böyle dönüyordu, oynuyordu. Biz onu ben onu görünce böyle bir bu şarkıyı yazdım. Yani Ferda'ydı adı. Ferda'ydı. Bizim Ferda. Yani. Evet. Cibinik evet, Ferda. Öyle. Ferda da Ankara Siyasal'da okurken evet, bunu almış. Ay canım. Efendim canım, ve canım, görüyorsun canım, yıllar aha, sonra Erol abi. Aynı şeyleri ben de yaşıyorum. Değil mi? Hayır, değil bu mi? Sırayla zaten bu işler. Tabii, parayla değil. Tabii, doğru. Sırayla. Doğru. Ve tabii çok heyecanlandı. Şeref yani, verdi. Canım eksik olma. O karşılaman harikaydı. Şeref verdi. Yani ben Blue Switch yüzü söylemeni aynen, de istedim ama komşularımdan çekindim biraz galiba. Ya vardım. Benim ya, öyle kapıda misafir ağırlamam ve uğurlamalarım vardır. Ah canım. Bu Hasan Cihat Örtel sanatçı buluşmalarını hemen antiparantez söyleyeyim. Baktım medya bizden yana değil Erol abi. Çağıranlar sağ olsunlar. Evet, evet. Efendim. Evet. Yani evet, onu bunu iki dakikada meşhur eden, evet, hiçbir şey olmayanları halkımıza evet, çağıranlar. Ben de kafamı çalıştırdım. Madem bu kadar sevildik, efendim hizmet verdik ülkemize, tabii, insanımıza, yani canımız gibi seviyoruz insanımızı. Evet, küçük görmüyoruz asla. Ay, 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 ay. Ben de benim şu stüdyomda Hasan Cihat Örtel sanatçı buluşmaları canım, yapayım dedim Erol abi. Çok iyi. En güzel düşünceye yani ulaşmışsın. Evet. Çünkü bu hiç su katılmamış bir samimiyet içerişi itibariyle tabii. Hem dostlarımla evet, görüşüyorum hem yani, küçücük iPhone'umuzdan dünyayı evet, deviriyoruz. Diyorum yani ki Mustafa Kemal Atatürk de hı-hı, savaşı çok zor imkanlarla kazandı. Evet. Onun elinde büyük imkanlar yoktu. İşte bizim de savaşımızda, evet, evet, mücadelemizde çok imkanlarımız küçük. Evet. Fakat şu anda herkes YouTube'da, Facebook'ta. Evet biliyorum. Yani şimdilik bunu değerlendiriyorum. Olur. Evet. Şimdilik bunu değerlendiriyorum Erol abi. Yani. Sen şimdi gelir gelmez tabii benim çok antikaları olağanüstü bir sende bir, de çok yani burada da müzemsi bir görüntü var. O hoşuma gitti. Yani senin bütün eline geçen bütün enstrümanları hediyeler var. Çocukluk aletlerim var. Onları yani ayrı ayrı saklayıp onları gözün gibi korumuş ve çok mücadele verdim saklarken. Doğru, satmasınlar doğru diye. Şu 150 yıllık piyano. Evet. Piyano. Evet. Babaannem biliyorsunuz piyano hı-hı, hocasıydı. Hı-hı. Bir dönem belediye konservatuvarında da. Yani yanan. Tabii. Doğru. Sizin okuduğunuz. Evet. Orada da piyano hocası. Neziha Hanım kim? Ha. Neziha Hanım'la. Neziha Hanım kim efendim? Erkin Koray abimizin. Annesi. Annesi. Yani, tabii, buyurun. Tabii, biliyorum. Ona da rahmet olsun. Ya. Hepsine rahmet. Evet. Rahmet olsun. Evet. Evet. Çok, aynen. Efendim. Sonra diğer şimdi burada çocukluk gitarlarım var. Bunları anacığım kömürlüklere atmış, oralardan toparladım. Zaman içerisinde lütfen bak telefonu. Lütfen bak zaman içerisinde. Allah Allah. Bunlara bugün de maşallah. Maşallah ama bereket. Alo. Berekettir güzel. Erol abi kendi bereketli zaten. Ha güzel. Böyle bir bizim şimdi Hasan Cihat Atar abinle röportaj yapıyorum evinde. Emek. Ben 2-3 saat sonra hatıralar var. Yavrum. Anılar tamam, var. Bizim tamam, ülkemizde bu işleri kotarmak çok zor. Tamam oldu. Tamam oldu. Ya tamamen ya, sisteme ya, hizmet edeceksiniz. Yavrum, tamam, tamamen eğlence, entertainment müzik dediğimiz. Hadi lüppa cüppa hop paralar cebe. Veyahut da Erol abi gibi devrimci olursanız. Erol Büyükburç'u biz örnek aldık çocukluğumuzda. O hem dünya müziği yaptı. Elvis Presley rahmetli kendisini tanısa kıskanırdı. Tanışma imkanınız oldu mu? Olmadı. Seni kıskanırdı abi. Aynı şeyi Ersen Erdura'ya söyleyeceğim şimdi. Öyle mi? Evet. Doğru, aynı şey. Çünkü doğru, neden kıskanırdı biliyor musunuz? Müzik pazarı olmayan bir ülkede bir marketing sistem diyoruz. Yok. Müzik pazarı olmayan bir ülkede nasıl başardınız derdi. Evet. Evet. Ve bizim şarkılarımızı nasıl bizim gibi ve hatta bizden daha güzel söylüyorsunuz derdi. Evet, bu konuya böyle bir değinmesi olur. Bunları açacağız. Evet. 50'li 60'lı yıllar önemliydi. Evet. 70'li yıllar büyük ivme kazandı bütün dünya müziğinde. Değil mi? Evet, evet. Bunları da zat-ı halinizle bir duayen olarak konuşacağım. Şimdi ben müzisyen gözüyle başka bakarım ama televizyonculuk da yaptığım için tabii, o gözle de bakarım. Onu kelamı çok güzel kullanan insansındır. Tecrübedir her tabii, şey. Tabii, hani Jim Hendrix'in experience diyor ya. Ya. Bu tecrübedir. Tecrübeyle olur. İstediğiniz kadar üniversite bitirin. Mutfaktan gelmezseniz burada her şeye çarpabilirsiniz. Efendim lütfen rahat olun.
her yere bir şey sokuşturmuş. Bir şey getiriyor. Ercancın da mavi şey ay getirdi. Canım, Ercan Turgut'un. Ondan sonra onu da oraya koydum. Ay, bakın. Ay, ay, bakın. Ha şey değil mi? Nazar boncuğu. Şu. Nazar boncuğu getirdi. Evet, onun bir özelliği var. Evet. Rahmetli annesi hediye etmiş. Ha? Hasan Cihat hocam seni çok seviyorum. Ha, ha. Annemin nazar boncuğunu sana getirdim. Ah canım. Yani benim sıradan. Burada dikkatimi çekiyor. Ben heykeltıraşım. Tabii biliyorum. Bunu kim yaptı? Efendim şimdi çok benim biricik oğlum Serhat'ımın Marmara Üniversitesi'nde okurken grafik tasarım mezunudur kendisi. Bir arkadaşı konserlerime geldi. Ya ben demiş hocanın heykelini yapayım. Ben dedim Erol abi de şimdi yapar getirir. Yapar. Aynen. Böyle işte kardeşcağızımız. Evet. Fakültede güzel. Okurken evet. Marmara Üniversitesi evet. Atatürk Eğitim Fakültesi resim grafik. Değil mi? Efendim şu önemlidir Erol abi. Bu İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda çok hizmetlerimiz oldu. Gökten Ay'ın Türk müziğine hizmet etmiş öncü büyüklerimiz ödülü. Özellikle Pir Sultan türkülerini çok çağdaş, çok sesli müzikler yaptım. Efendim yolunuzdan geldik. Canım, yolunuzdan. Abi canım. Yoldan yürüdük. Sizin yolu açtınız. Sizin vukufunuz doğuştan geliyor. Yani sizin beyninizde o şeyler dijital oraya. Endoplazmik retikulumda. Evet oraya konmuştu yani başından beri biline gelen. Bir tek senin o farkındalığa bir an evvel kavuşup onu uygularken bu kadar çok gitarı birikimin içinden geçmen gerekiyordu. O tecrübe dediğim boyuta geçişi. Hep çileler. Evet çileler tabii. Çile yolundan gidiyoruz. Evet aynen öyle. Fakat benim özelliğim diğer müzisyen arkadaşlarımız bunu biraz ego yaparlar. Hmm. Abilerim ne yaptı? Falan bizden diye. Öncekiler ne yaptı? Evet. Ama bana hocam nurlar içinde, ışıklar içinde uyusun. Canım. Profesör Antonio Domazic Los Angeles'tan geldi ay benim için. O söyledi. Oğlum dedi Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Kulağını böyle yapma bak böyle tut dedi. Ha. Senden öncekiler ne yapmış bir bak. Evet. Bu kadar basit. Evet. Onları bir takip et. Bu insanlar daha zor şartlardan geliyorlar. Tabii. O imkanların en dar olduğu süreç. Zat-ı haliniz estağfurullah, teşekkürler. 40'lı 50'li yılları ve Türk pop müziği diye bir şeyin olmadı. Bunları hep konuşalım Erol abi. Evet, konuşalım. Konuşalım, müzik yapalım. Doğru. Yani burada işte dediğim gibi canım, benim antikalar, piyano, şu Ercüment Batanay tambur hocamdı. O Dürrü Turan'a, efendim oradan tambur Ali'ye geçmiş 100 yıllık tamburdu. Evet. Ercüment Batanay da benim ilk hocalarımdandır. Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde okudum. O üstadda ben çok teşerrüf ediyorum. Anılarımız var. Evet, anılarımız var, çok. Bu ortak anıları da sesimiz, nefesimiz yeterse, evet. Efendim rahmetli amcam Rebet Müziki Erol, onun hediyesidir. Ondan sonra bu da Müziki Erol'la da Erol Örter'le de hatıralarımız olmaz olmuş. Mı? Sahne Despina yengem biliyorsunuz Veba diye geçiyor. Yani ben hepsiyle son derece içtenlikli dostluklarım vardı. Şimdi şöyle yani o dönemde ondan sonra bu tip olaylarda insanların birbirlerine yakın durmaları çok önemliydi. Ama bu yakınlığı herkes kuramıyordu. İşte sır orada. Evet. Kuramıyordu. Ben o sırrın altını çiziyorum. Evet. Sevgi. Evet. Sevgi. Mütevazılık ama boş mütevazılık. Değil. Bunlar hep edep ve bir eğitimden geçiyor. Zaten şimdi hepimiz Anadolu çocuğuyuz. Tabii. İstanbul kültüründe bu vardır. Evet. Aynen. Hepimiz babam derdi ki rahmetli oğlum İstanbul'un yerlisi kargalar, kediler, kuşlar derdi. Ay çok güzel. Kediler, söyledi. Köpekler. Biz hepimiz Anadolu'dan gelmişiz. İşte efendim Balkanlardan, efendim işte babaannem Midilli'den biliyorsunuz. Evet. Dede tarafı Trabzon, Sürmene. İşte anne tarafı Sivas, Suşehri, Kayseri, anneannem. Yani hep bir Anadolu var. Evet, bunları konuşacağız Erol abi. Tabii. Güzel. Hala. Evet. Çok güzel.